Evet sevgili seyirciler, Türkiye'de sabahta bir kez daha bahçeye çıktık. Yanımda iki konuğum var. Motosiklet cambazı Arif Razgatlıoğlu ve oğlu motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi ilk önce sizinle başlamak istiyorum. Tek teker Arif diyorlar size. Neden tek teker? Tek teker Arif neden diyorlar? Motosikleti devamlı sürekli arka teker üzerinde, yani motorun önünü kaldırarak kullandığım için, tek teker üzerinde gittiğim için ismimi tek teker Arif olarak taktılar. Peki tek teker gitmenin zorlukları nedir? Her motorcu yapabiliyor mu bunu? Her motorcu yapamaz. Çünkü kesinlikle bir kabiliyet ve yetenek lazım. Bu da Allah vergisi. Bizde bir yetenek haline geldi. Yani herkes gidemez. Aslında çok da tehlikeli bir şey. Yani bunu fazla denememeleri lazım. Tamam abi. Tehlikeli olduğu için yani fazla kullanmamaları tavsiye ediyorum motorcuların yani. Peki sizin motosiklet maceranız ne zaman başladı? Benim motosiklet maceram hemen hemen 11 yaşlarında başladı. Çocuğumun ise 5 yaşında başladı. Sizin oğlunuz olduğu için. Oğlum evet. O yüzden şimdi güzel başarılar imza atıyor Allah'a şükür. Yani benimki 11-12 yaşlarında başladı. Hemen hemen 30-35 seneden beri motosiklet kullanıyorum. Peki bu işin cambazlık olayına geçmeniz nasıl oldu? Ben de çocukken bile motosikleti mahalle aralarında, sokaklarda hep önünü kaldırarak kullanıyordum. Önünü kaldırarak kullanırken, tek tek üzerine giderken artık bu bir hastalık haline geldi. Dışarıda gören arkadaşlarımız, çevremizdeki insanlar da artık devamlı tek tek üzerine görünce beni, ismimi de lakabımı da tek tek Arif olarak taktılar yani. Peki Türkiye'de çok var mı bu tek teker üzerinde gitme olayını yapan? Şu sıralar tabii biraz bayağı yapma başlayanlar var, hatta yapanlar var. Ama çok daha öncelerde yapan hemen hemen bir tek ben vardım. Bayağı da bir o tek olduğum için de tek teker lakabını hakkımda verdiler yani bana yıllardan beri. Size gelip öğrenmek isteyen küçük yaşta çocuklar oluyor mu? Tabii çok var. Çok istiyorlar. Ben bu konuda geri kalıyorum. Çünkü Allah göstermesin bir ters bir şey olduğu zaman, başına bir şey geldiği zaman tek teker yaparken sorumluluk almak istemiyorum. O yüzden fazla yanaşmıyorum o konuda. Peki motosiklet sizin için ne ifade ediyor? Hayatınızın çok büyük bir parçasını oluşturuyor. Tabii. Yani tamamen özgürlük yani. Bir maceranın simgesi. Yani çok özel bir zevk, özel bir keyif yani. Bir o kadar da çok tehlikeli. Evet, tehlikelerinden o zaman şimdi burada da biraz bahsedelim. Evet. Herkes imrenmesin o zaman motosiklet kullanmaya. Nelere dikkat etmek gerekiyor? Motosiklet kullanmaya hevesli olanlara buradan uyarıda bulunalım. Uyarıda bulunmak istediğim en önemli bir şey, bu gençler var böyle. Onların kesinlikle alkol alarak motosiklete binmesini istemiyorum. Alkol çünkü tamamen değiştiriyor insanın kullanmasını. Bu çok tehlikeli bir şey. Alkol alarak kesinlikle motor kullanmasınlar. Bir de tam korumalı. Yani kask, eldiven, toprağı şu an gördüğümüz gibi evet, bu şekilde olması gerekiyor. Evet, ondan bahsedecektim. Şimdi bu kıyafetin ayrıntılarını da bize anlatır mısınız bir yandan? Şimdi bu mesela gösteri yaparken veya yarışlarda düştüğü zaman şunlar komple bir full koruma deniyor. Sırtlı da var görüyorsunuz. Bu sırtlık ne işe evet. yarıyor? Ben yani, normalde motor kullananlarda onu görmemiştim örneğin. Evet, bu aslında en çok profesyonel yarışlarda kullanılıyor. Çocuklar şu an toprağa genelde profesyonel bir yarışlarda şu an giriyor. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de. O yüzden düşüldüğü zaman işte komple bu deri bunlar. Biraz özel bir deri oluyor bunlar. Yani yerde zımpara gibi oluyor ama kesinlikle insanın vücuduna geçmiyor. Hı hı. Ya dışarıda gördüğünüz gibi bak şunlar hep düşmeden olan şeyler. Kalan izler. Görüyorsunuz. Ama bunlar hep koruyor komple. Yani o yüzden full koruma olmadan kesinlikle motor kullanmasınlar veya gösteri yapmasınlar. Sizin ciddi bir kazanız oldu mu peki? Benim ciddi kazam o kadar çok büyük yok Allah'a şükür. Ufak tefek var. Yani bir tane bir kırım veya bir tane platinum var diyebilirim yani. Bu da aslında ufak sıyrıklarla atlatmanızın nedeni korunmalı olarak motosiklete tabii. bindiğiniz için değil kesinlikle mi? Kesinlikle korunmalı olduğu için. Kesin mesela alkol gibi bir şey de normalde kullanmıyorum. O yüzden onun avantajları var. Ve devamlı dediğim gibi full korumalı motosiklete biniyorum. Çizmeler olsun, eldivenler olsun. O yüzden şu ana kadar Allah'a şükür bende bir problem yok yani. Siz aslında Alanya'dan geldiniz bizi kırmayıp. Evet. Alanya'nın sıcağında bu kıyafetleri giymek zorlamıyor mu? Yoksa bunlar özel sistemle oluşturulduğu için mi? Şimdi Alanya'da sadece antrenman yapıyoruz. Çünkü dediğim gibi dış ülkelerde yarışılıyor. Ondan sonra Alanya'nın haricindeki yerler mesela örneğin bak şurası falan serin bir hava var burada. Sadece antrenman yaparken artık mecbur giyiyoruz. O kadar katlanıyoruz. Onun haricinde Alanya'da fazla giyemiyoruz. Çok sıcak oluyor. Doğru. Peki şimdi siz tahtanızı
oğlunuz toprağa bırakma niyetindesiniz. Ona siz öğrettiniz değil mi motosiklete binmeyi? Niyetinde değilim, ben bıraktım zaten. Bıraktınız artık, bıraktım, tamamen. Evet. Hiç tamamen. Yapmıyor musunuz? Ya yapıyorum tabii, o kadar değil ama yani 2 sene beri tamamen çocuğa verdim kendimi. Hı-hı. Kendimize de motosiklet şovmeniyim Türkiye'de yıllardan beri. Ama çocuğum kesinlikle şimdi birazdan görürsünüz de benden çok çok daha iyi. Yani ben onun yanında resmen abartarak söyleyeyim 10 dakika kalırım yani şu an. O kadar iyi durumda. Birazdan göreceksiniz. Onun haricinde bir de pistlerde yarışıyor. Pistlerde de oldukça başarılı. Bir dünya şampiyonumuz var biliyorsunuz, Kenan Sofoğlu. Hemen onun yolunda. Bayağı bir güzel şekilde geliyor. Yani inşallah da onun gibi bir dünya şampiyonu olacak. İnanıyoruz buna. Çok yetenekli, çok kabiliyetli. Çocuğum diye söylemiyorum. İnşallah hep böyle güzel şeyler yaşayacağız, yani göreceğiz. Evet, inşallah. O zaman şimdi mikrofonu toprağa verelim, tabii, uzatalım verelim. Hemen. Toprak, kaç yaşındasın sen? 16 yaşındayım. Peki yasal mı motosiklete binmesi toprağın senin? Yani yasal. Yarışlarda yarışman sonuçta yasal, evet, değil mi? Babamın imzasıyla ben yarışlara girebiliyorum. İşte babam olmazsa giremeyiz. Peki şimdi hangi yarışlarda yarışıyorsun sen? Hem Türkiye'de hem Avrupa'da yarışıyorsun Türkiye'de ama. Türkiye'de bir süpermoto'da giriyorum. Bir de Türkiye Pist Şampiyonası'nda. Yurt dışında Aralt Cup diye bir gittiğimiz Dunlop Kupası diye bir yarışımız var. Orada yarışıyorum. İlk yarışta talihsizlik oldu, düştüm. İkinci yarışta az toparladım kendimi. Sonra kupalar almaya başladım. 3 yarıştan beri kupa alıyorum. Allah izin verirse orada iyi bir şeyler yapmak istiyorum, kendimi göstermek istiyorum ve takımlara geçmek istiyorum. Türkiye'de de zaten iyi gidiyorum. Hemen hemen birincisin sürekli. Evet, hemen hemen birinciyim. Şovmen, şovluk da yapıyorum yani, motorla ön kaldırıyorum. Şimdi arka, sen de hemen, evet, o zaman bir tane kısa gösteri isteyelim tamam, mi? Yapalım. Tamam, mikrofonu babana verelim. Evet, şimdi 4 tane, hatta sayamadığım kadar şu an burada motor var. Şimdi bindiğim motorun özelliklerini bize siz de bu arada anlatabilir misiniz? Tabii. Bu motor, şu an toprağın bineceği motor, süper motor oldu. Yani pist motoru değil bu. Neyi ama kastediyoruz süper moto dediğimizde? Yani pist motoruyla süper moto, iki yarış arasındaki fark da nedir? Onu da alalım sizden. İki yarış arasındaki fark şudur. Yani süper moto kısa alanda, kısa pistte kullanılan, devamlı drift yapılan, böyle yani yan yan gidiliyor. Yani çok özel bir motor. Hı hı. Çok sert bir motor. Bunu kullanmak da o kadar kolay değil. Fakat dediğim gibi toprak bunda oldukça başarılı. Bayağı başarılı. Pistte olduğunda da başarılı. Şu an bindiğim motorda trial deniyor bu. Hı hı. Tamamen şov makinesi. Özel. Yani dağ, tepe, atlama, zıplama makinesi. Fakat dediğim gibi toprak bunda da oldukça başarılı hareketler yapıyor. Şimdi göreceğiz hep beraber. Evet, seyrediyoruz siz de. Dediğimiz bu mu oluyor? Tek teker dediğimiz hemen hemen bu sayılır. Yani arka teker üzerinde işte yapılan bütün şeylere. İnanılmaz bir denge de gerektiriyor aslında. Tabii, kesinlikle çok önemli. Evet, çok önemli bir denge gerektiriyor. Bunun için farklı antrenmanlar var mı, yoksa sadece motor üzerinde mi dengeyi kısmaya sağlıyorsunuz? Bunda özel bir antrenmana gerek yok. Sadece motor üzerinde denge sağlama gerekiyor. Bunu yapabilmek için de sadece yetenek lazım, kabiliyet lazım. Gördüğünüz gibi toprakta bunları var yani, Allah'a şükür. Şimdi bu motor aslında biraz bisiklete de benziyor. Evet, işte trial dediğimiz özelliği o. Evet, bize doğru yaklaşırken bir korku geldi ama çok güzel bir tur. Tabii buradan bir kez daha hatırlatalım, herkesin bunu yapmaya imrenmemesi gerekiyor, tabii, değil mi? Tabii, tabii, evet. Memmemesi gerekiyor. Dediğim gibi ötekine geç istersen toprak. Çok teşekkürler. Diğer motordan da hemen kısımları alalım senden. Bu motor ne motorudur? Bu süper motor deniyor buna. Bu cross motorunun diğer versiyonu. Yani lastikler değişik, görüyorsunuz. Pist lastiklerine benziyor. Fakat bunun da özelliği başka. Çok profesyonel ve çok güçlü makine aslında. Evet, o aletin aslında tek teker üzerinde durup bu halde durması bize, en azından motosiklet kullanmayan bana, enteresan geliyor. Evet. Bakın mesela çok önemli bir hareket bu. Olmadı bir daha.
Amerika'da aslında çok ciddi yarışlar yapılıyor gösteri evet. üzerine değil mi? Aynen. Türkiye'de yok ama değil mi o yarışlar? Yok. Peki siz ön ayak olmak ister misiniz bu yarışların organize edilmesi konusunda? Tabii isterim tabii. Yani çok Türkiye'de motosiklet üzerinde fazla bir ağırlık yok. Ama yurt dışında korkunç şekilde bir şey var. Şimdi bir hareket yapmam gerekiyor. Ben oraya gidebilir miyim? Tabii ki. Size ben alayım gidelim. Mikrofonu. Sevgili seyirciler, şimdi bizi farklı bir haber hareket bekliyor. Heyecanla bekliyoruz biz de. Farklı bir güven duygusu da hakim herhalde sizde değil mi? Korkmuyorum. Evet. Ona inandığım için, güvendiğim için, o hareketleri rahat yapacağını bildiğim için böyle o şekilde önüne geçiyorum. Yoksa biraz tehlikeli. Üstüme çıkabilir, üstüme düşebilir, her şey olabilir. Bak, hiç bu yönde bir kaza başımıza geldi mi toprağı öğretirken? Yok, gelmedi Allah'a şükür. Yani çocukluğundan beri yapıyor bunları. Öyle bir şey yaşamadık. Evet. Ben demek istediğim yapabiliyor. Evet. Toprağı tekrar mikrofonu uzatabilir evet. miyiz? Toprak herhalde bunları yaparken artık korkmuyorsundur küçüklüğünden evet. beri yaptığın için. Peki bu spor için herhangi bir belirli bir kiloda olman, farklı özellikler taşıman gerekiyor mu? Boy kilo açısından. Yarışlarımda kilo olmaması lazım. Motorda kendini rahat hissetmen için. Mesela bazı virajlar var sağ yapıp sol yaparken. Yani kilo olunca bazen zor oluyor tabii. İnsan daha çok yoruluyor. Tabii hafif olunca rahat oluyor motoru çekmen. Zor tabii yine. Yoruyor, bayağı yorucu oluyor çünkü turlar fazla olunca. Peki günde kaç saat antrenman yapıyorsun? Ben bisikletle antrenman yapıyorum. Kaleye çıkıyorum kondisyon olarak. Ondan sonra tabii ki gördüğünüz motorla süper moto yapıyorum. Az önce bindiğin, evet. son olarak bindiğin. Ondan bayağı kondisyon oluyor. Yani yorucu geçiyor ama yine de. Kilo antrenman yapması şart toprağın. Yani antrenmansız kesinlikle bir yarış olmaz. Alanya'da imkanlarımız olduğu sürece bir alanımız var, boş bir alan. Orada yapıyoruz. Dediği gibi Alanya Kalesi var. Bisikletle hemen hemen her gün oraya çıkıp iniyor toprak. Kondisyon kazanıyor. Çünkü hemen arka arka yarışlarımız var. Örneğin önümüzdeki hafta Almanya'da toprağın yarışı var aynı ikisinde. Evet, şimdi o yarışın ayrıntılarını da alabilir miyiz? Çünkü bizi yurt dışından da çok seyreden var. Belki sizi evet. seyretmeye gelirler. Almanya'nın tabii. hangi bölgesinde? Almanya'da Dundalkap diye bir yarışımız var toprağın. Bizim bu dünya şampiyonumuz Kenan Sofalo'nun da oradan başlayıp geldiği bir yer. Toprak da şimdi ilk adımını oradan attı. Dediği gibi az önce Allah'a şükür devamlı kürsü görmeye başladı. İkinci, üçüncü oluyor. Birincilikleri kıl payı kaçırıyoruz. Önde çok farklı şekilde birinci giderken damalı bayrağı görmese birkaç viraj kala düştüğü oldu. Yani tam birincilik kaçırdığımız oldu. Yani Almanya'da şu an iyi istikrar sağladı. Türk bayrağımızı da artık göklere çıkartıyor Allah'a şükür. Yani çok yakın zamanda daha güzel başarılar bekliyoruz topraktan. Avrupa'da şu an yarışıyor. 6 yarış yaptı. 6 yarışın 4'ünde de şu an pist rekoru var toprakta. Yani en hızlı dönen yarışçı olarak şu an, en iyisi olarak şu an gündemde. Son 2 tane yarışımız kaldı. İşte önümüzdeki haftalarda işte onlara gidiyoruz. Ondan sonra inşallah orada birincilik bekliyoruz bakalım. Onun haricinde Belçika'ya gitti. Orada birincilik aldı. Toprak gene güzel yarışlar çıkardı. Daha sonra bir Lucas Cup diye bir yarışımız var. Oradan da İspanya'da olacak inşallah. Oraya da gideceğiz. Topraktan oradan dışarıdan büyük başarılar bekliyoruz. Evet, inşallah biz de birincilik bekliyoruz. Peki senin için yeni bir Kenan Sofuoğlu geliyor diyorlar. Evet. Senin idolün kim? Benim idolüm Kenan Sofuoğlu gibi olmak ama daha sonra tabii ilerletmek. Ama şu anda tabii tek hedefim Kenan Sofuoğlu gibi olmak. Evet, şimdi peki bize diğer motorlarla da gösteri yapacak mısın acaba? Onlarla
fazla gösteri olmuyor da bu yaptığım motorlarla gösteri olur diyor. Eğer farklı hareketler varsa bekliyoruz yine senden. Farklı hareketler. Hemen. Tabii bunlar alanımız kısa diye. Evet, ancak burada olabildiği kadar. Olabildiği kadar. Bu motorlarla yapmaya çalışıyoruz. Evet. Tabii onlarda pist motorları da var ama onlar tabii biraz geniş alan daha lazım. Evet. O yüzden... Bu arada tekrar Almanya'daki yarışın tarihini ve yerini hatırlatalım mı burada? Tabii. Önümüzdeki hafta Almanya'da Sachsenring var. Pist toplan yarışacağı yer Almanya'da. Berlin'den 180 km mesafede. Nasip olursa orada işte ayın ikisinde ilk yarışı var. Sonraki hafta bizim İstanbul Park'ta var. Ondan sonraki haftada yine Almanya'da var. Almanya'da meşhur bir pist var. Dünyaca ünlü Hockenheim diye. Son yarışımız da orada artık nasip olursa. Peki İstanbul'daki yarışlarda neler olacak? İstanbul'daki yarışlarda Toprak şu an zaten çok başarılı bir durumda. Yani şu an ne mağlup birinci bütün yarışlarda. Hem kendisi örneğin 600'lük motorla yarışıyor ama binliklerle arasında da yarıştığı bir yarış oluyor. Binlikleri dahi geçiyor şu an yani. Şu an pistin şu anda Türkiye'nin en hızlı diyebilirim şu an. En hızlı yarışçısı yani. Evet. Yani. Yaz Gaplıoğlu ismini o zaman aklınıza yazıyoruz evet, değil mi? Bellekleri kazımak lazım. Evet. Peki bu motorların bakımını siz mi yapıyorsunuz? Evet. Devamlı ben yapıyorum. Çocuğun her şeyle ilgileniyorum. Bakımından motorun bütün ne gerekiyorsa giyimine kadar her türlü yardımını ben yapıyorum. Peki bu giyim çok masraflı bir şey midir motosiklet? Tabii tabii çok iyi. Mesela üstündeki şu an elbise 2500 euro yani çok pahalı. O yüzden... Aslında biz sokaklarda görüyoruz motosiklete binenler genelde kask bile takmıyorlar. Evet evet ona çok ben karşıyım. Halbuki çok yanlış olduğunu bir çok kez yanlış. Daha burada belirtelim. Evet. Kesinlikle kask takmayıp da böyle bayağı bir toprak biraz da dön biraz da. Çok kazalar görüyoruz. Kazalarda sürekli işte kask olsaydı bir şey olmaz deniyor. Doğru yani. Mutlaka kask takmak lazım. Buradan bütün motorculara seslenmek istiyorum. Yani kask takmadan kesinlikle motosiklete binmesinler yani. Peki burada bir beyaz motor da görüyoruz. Ona az sonra gelelim o zaman. Yükselten bir evet. Aslında böyle bir burada araba olsaydı ve herhangi bir şeyler olsaydı üstünden atlıyor zıplıyor bu motorla. Bu çok özel bir motor evet. Çok teşekkürler tekrar. Toprak gelip de bir arkasını döndürdün ya onu yapmayacak mısın hareketi? Uzaktan şöyle mesela gel çevir arkasını bakayım şöyle bir. Çok tehlikeli hareketler istemiyoruz inşallah. Yok çok tehlikeli değil o kadar ya. Yani burada bu hareketi yaparken ufaktan şöyle bir düşse bile yani çok kısa mesela böyle bir tehlikesi yok yani. Sakin. Bazen böyle bir kuduruyor. O zaman tutamazsınız bunu çok. Tabii şimdi canlı yayının verdiği bir... Heyecan da var. Heyecan da var evet doğru. Teşekkürler Toprak. Şimdi burada bir beyaz motor görüyoruz. Bu herhalde normal herkesin binebileceği bir motor mudur? Tabii herkesin binebileceği motor ama çok büyük motor. Yani ben kullanamam. Tabii biraz kullanabilirsin o kadar değil. Yani şöyle biraz daha cüsseli, daha kalıplı bir insanın binmesi gerekiyor. Çok büyük motor. Yani Hayabusa diyoruz biz buna fiziki olarak. Hani 1300'lük motor. Olabildiğince güçlü, kuvvetli motor. Yani herkes tabii kullanamaz. Hele yeni yeni böyle motorcular kullanamaz. Biraz ağır bir profesyonellik gerekiyor yani. Evet. Bayağı bir güçlü makine yani. Evet. Peki Toprak sana şunu da sormak istiyorum. Şimdi 16 yaşındayım dedin. Arkadaşların sana imreniyordur. Ya da beni bindir gezelim birlikte diyenler de oluyordur. Evet. Onlara ne tepki veriyorsun? Binelim diyenleri tabii arkadaşım yine bindiriyorum.
Yani sınıflarda tabii okulda hep arkadaşları geliyor, Toprak ne yapıyorsun, şampiyon falan diyorlar da kendi aralarında. Motorcu diyorlar. tabii bindirdiğinde diyenlere bindiriyorum tabii de yani şey yani yavaş bindiriyorum tabii. Böyle hızlı sürmüyorum. Aslında şehirde böyle fazla sürdüm yani görülmemiştir. Motor böyle fazla sürmüyorum şehirde. Daha çok yarışlarda sürüyorum veya antrenman yaptığımda. Yani çünkü şehirde de tehlikeli olduğu için arabaların tabii dikkatsizlikleri. Yani sen ne kadar dikkatli olursan ol, karşıdakinin ne yapacağı yani belli değil. Evet. Peki buradan son olarak senin gibi genç ve bu işe meraklı olan insanlara söylemek isteyeceğin şeyler var mı? Yani şimdi benim gibi yani böyle olmak için tabii ilk önce giysilerini takmalarını isterim. Sonra tabii yaparken düşmemek için evet. Yani daha çok koruma gerekli. Yani çünkü düştüğü zaman ya tabii ne kadar yavaş yaparsa o kadar fazla bir şey olmaz da bazıları hızlı kaldırıp ön kaldırarak gidiyorlar. Yani o zaman düştüğü zaman yerde sürünmeleri çok olduğu için yani bir de kas takmıyorlar fazla. Kas takılsa daha iyi olur. Evet, buradan da onlara bir uyarı evet. Böylece göndermiş olalım. Biz şimdi programımızın artık sonuna geliyoruz. Tekrar senin kaskını takıp son bir gösterinle kapatmanı tamam. Rica edeceğiz. Ben tamam. De bu arada hemen seyircilere e-posta adresimizi vereyim. Tamam. Evet sevgili seyirciler, Türkiye'de Sabah'ın yine sonuna geldik. Haftayı da sonlandırıyoruz. Hemen e-posta adresimizi verelim. Türkiye'de sabah@trttürk.com.tr adresinden bizlere e-posta gönderebilirsiniz. Aynı zamanda Twitter ve Facebook hesaplarımızdan da bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Hepinize çok çok güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi sabah tekrar buluşmak dileğiyle bir şimdi motorunu ve toprağa size özleri bırakıyoruz. Hoşçakalın.